Yaş günü partim çok önemli benim için. Sosyetenin en ileri gelenlerinin davetli oluşu bakımından... ...yakın ilginizi bilhassa rica ediyorum. Misafirlerime karşı her şeyin eksiksiz olmasını isterim. Affedersiniz, müzisyen Fevzi Bey nerede acaba? Niçin aradınız Fevzi Bey'i? Kıbrıs'tan geliyorum. Turneye geldiklerinde beni dinlemişlerdi de... ...çünkü ben ne diyorum, piyanoda Alaturka'nın Chopin'iyimdir. Hey ya ya, sesim de güzeldir. Fevzi Bey müzisyenler orada prova yaptırıyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Olmuyor, olmuyor! Kaç gündür prova yapıyoruz, hala çıkaramadınız bu melodiyi. Sen ne arıyorsun burnumun ucunda? Siz çağırmıştınız efendim. Anladım, koltukları tamir için herhalde. Ben koltuk tamircisi değilim efendim. Kıbrıs'tan geliyorum, orada konsere geldiğinizde piyanomu dinleyip... ...sen de iş var demiştiniz ya. Her iş var dediğimiz bavulunu kapıp karşımıza gelirse yandık. Burası amatör mahalle topluluğu değil oğlum. Bir ricam var sizden. Emredin. Toplantıya bazı yaşlı ve Alaturka seven ahbaplarımız gelecek. Müzik aralarında... ...onları memnun edecek Alaturka bir numara koyabilir misiniz acaba? Gözleri aşka gülen, taze süt dalsın! Gözleri aşka gülen, taze süt dalsın! Siz hiç üzülmeyin Fevzi Bey, ben o müzisyeni buldum galiba. Nasıl? O müzisyen ben miyim? Galiba. Gece için smokininiz var mı? Oh, siz hiç üzülmeyin. Smokinim yok ama kiralayacak kadar param var. Hayırlı olsun, çok heyecanlısınız galiba. Evet öyle, kimsiniz siz? Buranın patronu. Patron mu? Hı-hı. Demek patronsunuz, beni beğenecekler mi dersiniz? Fazla heyecanlanmana sebep yok, okusan da bir okumasan da. Neden? Nasılsa dinleyen olmayacak. Dinleyen olmayacak. Neden olmuyor bu şu an? Tamam, şimdi oldu. Hadi bakalım, sıra sende. Göster kendini. Ama dikkat et, okuyacağım parça kiraladığın elbise kadar berbat olmasın. Kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına kapıldım gidiyorum, bahtımın rüzgarına. Çocukta hakikaten iş var. İyi kullanırsak orkestramızın süksesi olabilir. Haklısınız patron. Onunla bir anlaşma yapmayı düşünüyorum. Yarın yazıhaneye gelsin. Hayırlı olsun Murat Bey. Gecede 200 lira alacaksınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bir sürü piyanistin bir haftada kazandığı parayı... ...yarından itibaren bir gecede alacaksınız. Çok önemli bir şey bu. Avans olarak 3000'in peşin. Bu parayla kendine iyi bir apartman tutacaksın herhalde.
Hayır patron. Daha önce teşekkür etmem gereken biri var. Size teşekkür etmeye geldim. Sayenizde dolgun bir ücretle iyi bir anlaşma yaptım biraz evvel. Müziği öylesine seviyor, öylesine çalıyor, öylesine güzel söylüyorsunuz ki... ...başarmamanız imkansızdı zaten. Çok çabuk ilerleyip çok çabuk meşhur olacaksınız. En büyük kuvvetim, en duygulu bestelerimin ilhamı siz olun istiyorum. Öyle olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Öyle olursa ben de çok mutlu olurum. Sonra... ilk aldığım parayı beraber yiyebiliriz bu gece. Kabul ederseniz çok memnun olurum. Farkına varmadan yanağına yaklaşmışım. Görenler de bizi birbirine aşık zannedecekler. Merak etmeyin. İstanbul'un en zengin ve asil ailesi mensup bir kızın... ...fakir budala bir şarkıcıya aşık olmayacağını anlarlar herhalde. Seni kırmak istememiştim. Diyanı yok. Ben kırgınlığa alışkınımdır. Böyle söylemekle beni üzdüğünün farkında mısın? Bazı duyguları anlatmak çok güç. İstediğin gibi konuşabilirsin benimle. Geçici heyecanlardan hoşlanmam. Ya doğru dürüst sevilmek isterim ya da hiç. Ne demek istediğini anlayamadım. Bir serserinin budalaca bir lafı farz et anlayamadınsa. Ne olur daha açık konuşsan. Aşık olduğumu ilan etmek için davul zurna mı çalmam lazım acaba? Aşık mı? Ah, Murat! Hep bunu söylemeni istiyordum. Seni ilk gördüğümde... İşte beni mesut edecek kız demiştim kendi kendime. Ben de yakışıklı ama biraz mahcupça bir genç diye düşünmüştüm. Doğruyu söyledim diye kızmadın ya bana. O an küfretmiş bile olsan ne çıkar? Şimdi yanımdasın ya. Ama ben hayatım boyunca yanında olmak isterdim. Bir rüya görür gibiyim. Yalnız seninle dolu. Yalnız senin rüyan. Bu rüyadan uyanıp aklın başına gelirse... Uyanmak isteyen kim? Hem uyansam ne olur sanki? Yaptığın saçmalığı anlayıp bu sevdadan vazgeçersen... Beni üzmek için mi böyle söylüyorsun? Doğrusu bu. Sen istemesen bile başkaları karşına dikilip... Delirdin mi sen Gül? İstanbul'un sosyetenin göz bebeğisin. Senin gibi eşsiz kısmetleri çıkabilecek bir kızın... ...basit bir çalgıcıyla işine derler. Ne derlerse desinler. Size ne? Murat benim Murat'ım. Onun sevgisi benim sevgim. Siz karışmayın cevabını alırlar. Benim için başkaları değil. Yalnız sen varsın Murat. Yalnız sen. Mutlu olmak güzel şeymiş. Hem de çok güzel. İnanır mısın Gül? Hayatta müzikten başka hiçbir şeyi sevemem sanırdım. İnanırım. Ben de hiç aşık olmayacağım zannederdim. Yalnız aşk güzel olduğu kadar da korkutucu bir şey. Korkutucu mu? Hı? İnsan mesut oldu mu sanki bir şey olacak. O saadeti elinden uçacakmış gibi geliyor. Seni kaybettiğimi görmektense ölmeye razıyım Gül. En güzel yarınlar, en güzel günler bizim olacak. Olacak. İstersen deniz de bizim olsun. Olsun. Çok sevgili misafirlerimiz. Bu akşam sizlere ilk defa çalacağımız bir parçayı sunmakla iftihar ediyoruz. Eserin adı Ayrılık Şarkısı. Ve huzurlarınızda çok değerli bestekar Murat Aşkın. Çok teşekkür ederim. Bu tatlı aşk bestemi yüksek huzurlarınızda... ...dünyanın en tatlı kızına ithaf etmekle şeref duyarım.
Gecede üzmek istemezdim seni, inan. Vallahi üzmek istemezdim. Çocuğum benim. Çocukluğumdan beri göl kenarında bir evim olsun isterdim hep. Senin yanında bestelerimi yapabileceğim şipşirin bir ev. Şansın böyle giderse olmamasına sebep yok Murat. Kısa zamanda Türkiye'nin en fazla para kazanan müzisyeni oldum. Yanımda senin gibi koruyucu bir melek varken olmamak için sebep yoktu. Her şeyimi sana borçluyum. Bütün büyük gazinolar peşimde. Cumhuriyet gazinosu 150 bin lira teklif etti. Bu anlaşmayı yaparsam yakında sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Neymiş o? Ya, şimdi söyleyemem. Ne olur söyle Murat. Yerinde görmen daha iyi sevgilim. Çok güzel. Harika Murat. Rüyalara yakışacak bir araba. Beğendiğine çok sevindim Gül. Bir boğaz geçsine ne dersin? Bir şey dememe zaman bıraktın mı? Şaşırdım. Korktum ki çok hızlı sürüyorsun arabayı. Bizim gibi hızlı yaşayanlar için yavaş bile sayılır. Birkaç ay önce kilidi bozuk bir bavul ve boş bir cüzdanla gelmiştim. Yalnızdım. Ama şimdi her şeyim var. Ve her şeyden daha kıymetli Gül'üm var. Az daha unutuyordum. Amcamın akşamki toplantısına geç kalıyoruz. Bize büyük bir sürprizi varmış. Hayatta olmayacak sandığım şeylerden biri de senin birini sevmendi. Onu evlenecek kadar seviyor musun küçük yaramaz? Amca, utandırıyorsun beni. Kızımızın kalbine girmek kolay bir şey değil delikanlı. Nedense bana çekmiş. Biz de ilk tanıştığımız zaman... Hanım, hatıralarını anlatmaya başladın mı susana kadar ihtiyarlayıp evlenemezler. Gençlere yazık olur sonra. Yavrum, saadetler dilerim. Mesut olursunuz inşallah. Sağ ol. Mesut musun canım? Çok. Murat. Saadet odamıza hoş geldin Pamuk Prensesim. Hayır prensim. Saadet odası değil, bizim aşk cennetimiz olacak. Aşk cennetimiz. Gök gürültüsü. Korkuyorum Murat. Korkuyorum. Hani korkmak yoktu? Hani benim yanımda hiçbir şeyden korkmayacaktın? Elimde değil. Bu yağmur saadetimizin kısa süreceğini mi haber veriyor acaba? Hayır yavrum. Yağmur bereket sembolüdür. Evliliğimizde mutlu günlerin sel gibi akıp geçeceğini müjdeliyor bize. Öyle düşün, öyle olsun. İnşallah. İnşallah Murat.
Yapma! Senin gibi güzel bir kadını bırakırsam aptal demezler mi bana? Aptalsın işte! Aptalsın! Aptal ha? Tabii aptalsın! Ama dünyanın en güzel öpen aptalı! Aptalım benim, aptalım! Seninle baş başa kalıp güzel sözler söylemek için. Sevgili, evlilik yıl dönümü pastamızın üstünde 100 tane mum görmek isterdim ben. Ölmeyen aşkların mumu milyonlarca olur sevgilim. Bestelerimin ilham perisine beni hatırlaması için. Bu da dünyanın en güzel öpen bestekar mı? Sevgilim, bu kadar ünlü bir müzisyen olacağımı, bu kadar seveceğimi, bu kadar sevileceğimi hiç düşünemezdim. Her şeyimi sana borçluyum. Beni çok sevdiğini söyle. Bıkmadan, usanmadan binlerce defa seni seviyorum de bana. Seni çok, ama çok seviyorum Murat. İnsan sevince ayrılık korkusu duyuyor. İnsan sevince ölmekten korkuyor Murat. Bir gün ayrılırsak, bir gün uzaklaşırsam senden, toprakları yağmur kokan uzak yerlere gidersem, beni unutmazsın değil mi? Beni hep seversin değil mi Murat? Müziğin verdiği acılar da çok güzel. Acı duymak da çok güzel bazen. Çok güzel. Çok yoruyorsun beni Murat. Seni çok sevmemden rahatsız mı olmaya başladın yoksa? Rahatsız olan bir başkası varsa? Bir başkası mı? Kimmiş o? Kim olacak çocuğum? Ha, çocuğumuz mu? Evet Murat. Anne olacağım. Aha, yavrum benim! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
İstediğim her şey gerçekleşti bugüne kadar. Şimdi de çocuğumuzun erkek olmasını istiyorum. Eski Türk kahramanlarından birinin adını koyacağım ona. Deriyi görmeden paçayı sıvama Murat. Hem çocuğumuzun erkek olacağını nereden biliyorsun? Bilirim ben. Dünyadaki annelerin en güzeli oğlumuzun şerefine beni öper mi acaba? Dünyanın en güzel babası kırılır mı efendim? Memnuniyetle. Bana seni seviyorum dediğin ilk günü hatırlıyor musun Murat? Aşkını beni dövecekmişsin gibi söylemiştin. Hayır dersin diye korkuyordum da ondan. Koca budala! Sana hayır diyebilir miydim hiç? Diyebilir miydim ki? Bak, oğlumla maç etmek için aldım. Murat! Yeni doğan çocuk bundan ne anlar sevgilim? Sevincimden ne yapacağımı biliyor muyum ben? Alo, buyurun efendim. Evet, benim. Evet. Tabii olur, memnuniyetle. Güle güle efendim. Neymiş sevgilim? Radyo idaresi bir saatlik program hazırlamamı istiyor. Bu doğacak çocuğumuzun zaferi sayılır. Hayır sevgilim, senin zaferin. Murat, şımartıyorsun beni. Canım. Yedisinden yetmişine, Alaturkasından Alafrangasına kadar hepinizin kalbinde sihirli sesi ve parmakları ile taht kuran değerli müzisyenimiz Murat Aşkın'a, konserine başlamadan önce sizlere tercüman olarak son bir soru sormak istiyorum. Şu anda ne hissediyorsunuz Murat Bey? Doğum heyecanı. Doğum heyecanı mı? Evet. 5 dakika önce karımın aslan gibi bir oğlan çocuğu dünyaya getirdiğini öğrendim. Bu gece çok sevdiğim dinleyicilerim için olduğu kadar benim hiçken bu seviyeye yükselmemi sağlayan biricik sevgili eşim ve daha yüzünü görmediğim oğlum için söyleyeceğim. Sıhhati nasıl doktor, sıhhati nasıl? Durumu tehlikeli, kurtulması çok güç. Birkaç saati zor çıkarır. Tebrikler. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Hastanedeki eşimle çocuğuma selamlar. Şimdi koşarak onların yanına gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Güle güle Murat Aşkın. Teşekkürler.
öyle güzel ki. Senin çirkin çocuğun olur mu hiç? Konserin harikaydı Murat. Harikaydı. Senin için söyledim sevgilim. Senin ve yavrumuz için. Evimizi çok özledim biliyor musun? Ne zaman döneceğiz? Yakında. Çok yakında. Sen özledin mi beni? Hı hı, çok. Çok özledim. Çocuk gibisindir. Yapamazsın yapayalnız. Evi nasıl dağıtmışsındır kim bilir. Toplarsın dönüşünde. Zaten sensiz hiçbir şey yapamam ben. Yükselişimde, her adımımda sen varsın. Yağmurlar yağıyor. Ama artık korkmuyorum. Korkutmuyor bu yağmurlar beni. Huzur dolu, mutluluk dolu aşk yağmurları bunlar. Uçuyor gibiyim. Sarıl, sımsıkı sarıl. Bırakma beni Murat. Beraber uçalım. Yağmurların ardında pes pembe bulutlar var Murat. Bizim bulutlarımız. Aşk dolu pembe bulutlar. Tut, tut elimi Murat. Beraber uçalım oraya. Murat, sımsıkı tut elimi. Uç. Acını çok iyi hissediyorum. Seni çok iyi anlıyorum ben. Haklısın, haklısın ama ölenle ölünmez. Uykusuzluk ve içki mahveder insanı. Bitkin, yorgun bir halin var. Kendine gelmen lazım. Her şeyde, her yerde o. İnanamıyorum. Öldüğüne inanamıyorum onun. Müziğimde, duygularımda, içimde, kanımda hep o, yalnız o yaşıyor. Unutamıyorum, unutamıyorum onu. Bu çöküşün zavallı gülün ruhunu daha çok rahatsız eder.
Onun en büyük sevinci senin yükselmen, ünlü bir müzisyen olmandı. Kendini toparlaman, bir şeyler yapman lazım. Kurtulman lazım. Ben kararımı verdim Kamil. Bir tiyatro topluluğunun teklifine evet deyip şehir şehir, kasaba kasaba Anadolu'yu dolaşacağım. Tek kurtuluş çaresi bu galiba. Zavallıcık. Doğalı 3 ay oldu, Murat bir kere bile görmeye gelmedi onu. Çok acı çekiyor besbelli. Evden dışarı çıkmıyor, gece gündüz içki içiyormuş. Acı çekiyor anladık ama kendini niye harap ediyor? Belki de haklı, çok seviyordu. Levent'i karısının ölümüne sebep sanması sevgisinden ama oğludur. Eninde sonunda unutur kinini. İstanbul'u terk etmeye karar vermiş. İstikbalini ayaklar altına alıp şehir şehir şarkı söyleyecek. Eli bu adam. Anadolu'da kim anlar onu? Şimdi uzaklardasın. Gönül saattir hazırlanamadınız be! Ulanamamızmız amma uyuz karalarsınız be! Ağır ol bakalım, ağzını bozma! Şerifçioğlu akordiyonla uyuttu seyircileri. Hadi kraliçem, biraz çabuk ol da kovulmayalım şu kasabadan! Seyirci seni istiyor! İçmeye başlamışsın gene. Vakitsiz değil mi? Hadi gel yatırayım seni. Ölmüş adamlar için günün her saati bir. Boş versen patrona. Adam yerine mi koyuyorsun onu? Aldırdım yok zaten. Yazık ediyorsun kendine. Gözlerinden yorgunluk akıyor. Gençsin, yakışıklısın, sanatkarsın üstelik. İstesen bütün dünyayı silip süpürür, eski kuvvetini kazanabilirsin. Bana boş versen, bu gücü kendine kullan. Asıl kendini kurtarmaya bak. Benim için ölmek de bir yaşamak da. Ya ben yaşamanı, güçlü olmanı istiyorsam? Neden? Aslında derdini bilmiyorum ama iyi bir insansın. Onun için. İyi bir insan olduğun için. Thank you.
rahatsız etmiyorum ya. Uyuyamadım. Uykum kaçtı. Bizimkiler uykumu zaten. Her karanlık geçen gecem duygularımı biraz daha karartıyor. Dertlerine ortak olmak isterdim. Kendi derdim kendime. Başkalarını üzmek istemem. Nazarında bir başkası olmak istemiyorum Murat. Bakma böyle göründüğüme. Zaman yıprattı beni. Çok acı çektim. Seni daha iyi anlamak, seni sevmek istiyorum. Ölüler sevilmez. Aslında ölmüş, yok olmuş bir insanım. Ne olursan ol. Yalnız kalmak istediğimi söylesem, kızar mısın bana? Allah rahatlık versin Murat. Dikkatli ol, bu defa güneş yaşına bakma amca! Kafil avladın beni! Hadi bakalım Levent, doğru yatağa! Öğle uykusuna bir hayli geç kaldın. Ah, yazıklar olsun, Fenerbahçe'nin adını gene berbat ettik. Yarın yine maç yapar mıyız amcacığım? Yarın da, öbür gün de istediğin kadar ama şimdi doğru yatağa, hadi bakalım. Allah rahatlık versin! Zavallıcık, çoktandır böyle gülmemişti. Keşke babasını da ölmüş bilseydi, hiç olmazsa onu unutur, her gün babam ne zaman dönecek diye sormaz, onu beklemezdi. Bu düşmanlığın yıllar süreceğini kestirebilseydik, öyle yapardık. Büyük aşklar bazı insanları Mecnun'a çevirir. Ben Murat'a kızmıyor, sadece acıyorum. Ona öfkelenmek yerine iyileşmesi için dua etmeliyiz. İşittiklerime göre turnelerde bir hayli sefil duruma düşmüş. Zavallı. Bu kumpanya darlayıcı değil. Üç kuruş kazanmak için imanımız gevererken halkın hoşuna gitmeyen it kılıklı bir sarhoşu beslemeye mecbur değilim. Gidin söyleyin, hesabını kesip defolup gitsin. Murat'ı kovarsanız ben de giderim. Tehdit mi ediyorsun yani? Gideceğimi söylüyorum sadece. Suratına iki tokat çekersem, akıbetini bilirsin. Ben turnede doğdum kızım, bu ayaklar sökmez bana. Esir miyiz be? Kanun var. Hadi çek bıçağını ve görelim. Var mı ötesi yani? Murat'ı kovarsanız yokum dedim. Açılın lan, gebertiyim şu kadını! Dur beni! Teşekkür ederim Murat. Asıl beni koruduğun için ben teşekkür ederim sana. Boşuna üzüldüm be yavrum. Zaten sıkılmıştım. Kovulmasam da ayrılacaktım aranızdan. Ayrılacaktım. 5 dakikaya kadar ayrılıyoruz. İstemezdim böyle olmasını. Beraber mutlu olabilirdik isteseydim. Seyirci tutuyor beni. Geçinip giderdim. Sağ ol ama yapamam. Güzel kadınsın. Hisleri ölmüş biriyim ben. Aldatmak istemem seni. Yanımda ol yeter. Ziyan yok, sevme beni. Elimde değil. Şimdi ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Allah'a ısmarladık. Kızım!
Kıbrıs karıştı, köylere yapılan baskını yazıyor. Kıbrıs karıştı, köylere yapılan baskını yazıyor. Gazete, gazete yazıyor. Bir gazete versene. Buyur abi. Kıbrıs karıştı, buyur abla. Kıbrıs karıştı, köylere yapılan baskını yazıyor. Köylere yapılan baskını yazıyor. Artık vatanım için bir şeyler düşünmem lazım. Kararımı verdim. Kıbrıs'a gideceğim. Sizinle görüşmek istiyor efendim. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Duyduğuma göre Murat Bey'in en yakın arkadaşıymışsınız. En yakın ve en çok seven. Belki kardeşten bile çok. Güzel. Bazı hastalıklarda doktordan, hatta ilaçlardan daha önemli kurtarıcılar vardır. Dostluk. Dostluk ve sevgi. Keşke. Keşke bir şeyler yapabilsem. Merak etmeyin. Bu konuda en kuvvetli yardımcınız olmaya çalışacağım. Murat Bey arkadaşım değil ama çocukluğumdan beri bestelerine hayranımdır. Onun her şeyden evvel maneviyatının yükselmesi lazım Leyla Hanım. Bu şart. Haklısınız efendim. Elimden geleni yapacağım, söz veriyorum size. Kimseyi görmek, kimseyle konuşmak istemiyorum. Hemşireler herhangi bir kimse sayılmazlar Murat Bey. Yalnız kalmak istiyorum. Yok farz edin beni. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Yaşamanızı, insanları sevmenizi. Hastalar ilaçlarını sevmezler ama içmeye mecburdurlar. Size bir hemşire değil, yakın bir dost olmak istiyorum. Yaralarınızdan çok ruhi yıkıntınız önemli. Ruhun ilacı da seven insanların sevgi dolu sözleridir. Seven mi? Alay mı ediyorsunuz benimle? Bütün genç kızlık hayallerimi sesiniz ve besteleriniz renklendirmişti. Ama gene de en mühimi sizin sevdiğiniz birini bulmak. Elbet vardır böyle biri. Var mı? Var. Var ama doğduğundan beri yüzünü görmediğim biri. Oğlum. Sadece kalbimde yaşayan kimsenin, hatta kendimin dahi bilmediği bir sevgi. Bilmediğiniz bir sevgi mi? Evet. Bir çılgınlığın verdiği budalaca bir kopuşla dönüşü çok zor bir uzaklığa düştüm. Bir kere olsun görmedim oğlum. Göremezdim daha doğrusu. Şimdi de bunca ihmalden sonra karşısına dikilip sevgiden nasıl bahsedebilirim ona? Hangi yüzle, hangi cesaretle? Yüz yüze gelmeden de konuşabilirsiniz. Mektupla. Oğlunuza geçmişin acılarını unutturacak mektuplar yazarız beraberce. Size yardımcı olurum. Seni hiç görmediği halde tek saniye bile aklından çıkarmayan bir baban olduğunu bil yavrum. Seni uzun zamandan beri arayamamamın sebepleri o kadar uzun ki, bunaltıcı bir kabus çölünde yıllar yılı bocalayarak yaşadım ve yalnızlık acısıyla kavruldum yavrum. Yaşım bunları anlayamayacak kadar küçük biliyorum. Ama benden bir damla kan, annenden bir yudum his taşıyorsan, yaşının küçüklüğüne rağmen anlarsın bunları, affedersin beni. Hayır, yazdıklarının hepsi yalan. Sevseydi arardı beni. Baban olduğunu unutuyorsun. Kendi unutturdu. Yaşına göre fazla inatçısın. Derhal kalem kağıdı alıp söylediklerimi kelimesi kelimesine yazacaksın. Hadi, masanın başına. Sevgili babacığım, yanıldığınız bir nokta var. Ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, babalar unutulmaz. Sizin beni düşündüğünüzden daha fazla düşündüm, daha fazla aradım. Her gün, her yerde, her gece, her rüyamda, her an karşıma çıkacak, her gün geleceksin sandım. Seni bekledim babacığım.
Bütün sevgisine rağmen acı bir burukluk var cümlelerinde. Çektiklerini sizi ezik cümleleriyle kırarak ödetmek istiyor sanki. Kırsın, zarar yok. Bu kadarını da beklemiyordum. Cevap vermez korkusu vardı içimde. Size teşekkür ederim. Karşıma hastalığımı tedaviye çalışan bir melekten çok, oğlumla aramdaki uçurumu kapayan bir melek gibi çıktınız. Çok teşekkür ederim. Sizden rica etsem, yakında hastaneden çıkacağımı bildirir misiniz oğlum? Yarın babanla karşılaşacaksın Levent. Onu böyle asık bir suratla değil, anlayışlı, olgun bir delikanlı olarak karşılamanı istiyorum. Senin sevgine, senin yakınlığına ihtiyacı olan bu insan, ne olursa olsun baban senin. Onun kanını taşıyorsun. Babasız yaşamaya alışayım yengeciğim. Nasıl olsa gene bırakıp gidecek. Gene aynı acılarla baş başa kalacağım. Size belli etmedim ama babam niye gelmiyor diye çok ağladım gizli gizli. Ama artık ağlamak istemiyorum. Baban zannettiğin kadar duygusuz bir insan değil Levent. Sana hiçbirimizin vermediği sevgiyi vereceğine ve onunla çok iyi anlaşacağına inanıyorum. Hastamız iyileşti artık. İstediği an çıkabilir. Geçmiş olsun. İlginize çok teşekkür ederim doktor bey. Bana teşekkür etmeyin. Bu güzel neticeyi hemşire hanıma borçluyuz. Kendilerini de görmek isterdim. Maalesef. Bu sabah ayrıldı hastaneden. Ayrıldı mı? Nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Ayrılması gerektiğini söyledi sadece. Çok heyecanlıyım Kamil. Yıllar sonra oğlumla karşılaşmak korkutuyor beni. Bana kalırsa bütün acıların sona erecek artık. Suçlu değilsin sen. Merak ettiğim tek şey beni nasıl karşılayacak? Hoş geldiniz efendim. Oğlum. Koskoca adam olmuşsun sen. Evet efendim. Peki bana baba demeyecek misin? Emrederseniz derim efendim. Annene benziyorsun. Size benzediğimi söylüyorlar efendim. Ben senin babanım yavrum. Efendim siz daha rahat konuşsan olmaz mı? Biraz vahşi tabiatlıdır. Yavaş yavaş alışır, üzülmeyin. Biraz hava almaya çıkın. Haklısınız. Erkek erkeğe daha kolay anlaşırız galiba. Ne dersin? Mektuplarımı aldın değil mi? Evet efendim. Sevdin? Sevmeye çalıştım efendim. Mektuplarında Cici diye bir arkadaşından bahsediyordun. Anladığıma göre çok seviyorsun onu. Seviyorum efendim. En çok sevdiğim insandır. Görünce siz de çok seveceksiniz. Yalnız çok rica ederim cevabın efendimsiz olsun. Yengem yabancılarla efendimsiz konuşma derdi de. Ben yabancı mıyım Levent? Sizi ilk defa görüyorum efendim. Nasıl geçti bakalım gezme? İyi eğlendiniz mi? Bir sürü efendimlerle. Oğlum yengesinin terbiye öğütlerini hep ben de denedi. Mızıkan çok güzel. Bebek kime? Cici'ye. Bana mı? Hayatımda bu kadar güzel bebeğim olmamıştı. Onunla oynamak için yaşım biraz fazla büyük ama hayatımın sonuna kadar en kıymetli hediye olarak saklayacağımdan emin olabilirsin. Teşekkür ederim. Siz ne arıyorsunuz burada? Çok mu şaşırdınız beni görünce? Hastanede ne arıyordunuz? Hemşire oluşunuzun sebebi neydi? Bir oğlunuz olduğunu hatırlatmak ve onu size sevdirmek istedim. Levent mektuplarında arkadaşım diye bahsettiği için çocuk zannediyordum sizi. Arkadaşlığın yaşı olmuyor. Mesele anlaşabilmekte. Hayatı yeniden seveceğimi, hayattan yeniden zevk alabileceğimi hiç sanmazdım. Bu sizin hakkınız. Çok acı çektiniz. Birazcık gülmeye başladımsa bunu size borçluyum. Bir de oğluma sevdirebilsem kendim. Her şey iyi olacak inanın bana. Eve dönüşümüzde güzel bir sürprizimiz var size. Babana sürpriz yapmak için daha ne bekliyorsun canım? Çalsana.
beğenilmezse diye korkuyorum. Bir sanatçı cesur olmalıdır. Seni dinliyorum Levent. Şimdi uzaklardasın. Kötü bir harekette bulundumsa affedin. Affedecek bir şey yok. Sadece biraz asabım bozuk o kadar. Asabınızın düzelmesi için sizi sevenlere biraz kıymet vermeniz yeter. Sevmek mi? Benim gibi çökmüş bir insanı kim sever? Kim kıymet verir? Yakınlarınız, oğlunuz, sanatınızın hayranları. Ve ben. Biraz fazla duygulusunuz bana kalırsa. Dadılar da duygulu olurlar. Affedersiniz, sizi kırmak istemedim. Önemi yok. Ailenizden maaş aldığıma göre paramı hak etmek için hakaretlere boyun eğmek zorundayım. Müsaadenizle. Müsaade etmiyorum. Kırılmam hoşunuza gidiyorsa kalayım. Aceleniz ne? Başkalarının önünde ağlamasını sevmem beyefendi. Ben de. Az önce oğlum piyano çalarken kaçışımın sebebi buydu işte. Ağlayacaktım. Oğlumun piyano çalışının sevincine, çaldığı parçanın acı hatırası eklenince bir an şuurumu kaybeder gibi oldum. Ayrılık şarkısı benim hayatımın şarkısıydı. Anlıyorum, affedersin. Siz affedin beni. Levent'i bu derece iyi yetiştirdiğiniz için teşekkür etmem lazım size. Ben arkadaşlık ve yakınlık göstermekten başka bir şey yapmadım ona. Gerisi kendi kabiliyetinin eseri. Arkadaşlığı az şey mi sanıyorsunuz Leyla Hanım? Yıllarca yalnız yaşamış bir insan olarak sıcak bir dost bakışının ne demek olduğunu iyi bilirim. Siz herkesin taparcasına sevdiği bir insandınız. Yalnızlığınızın sebebi başkaları değil, sadece kendinizsiniz.
sıcak bir dost bakışı görmek istiyorsanız... onu uzaklarda aramanıza lüzum yok. Galiba bundan sonra size oğlumdan çok benim ihtiyacım olacak. Öyle kabul ederseniz hayatınızı yeniden düzenlemeniz lazım. Pek öyle dadılık edilecek yaşta değilsiniz ama... eski şöhretinize erişmeniz için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Çalamıyorum, çalamıyorum! Olmuyor, çalamıyorum! Merak etmeyin. Gerçek müzisyenler elleriyle değil, kalpleriyle çalarlar. Sizin çalamayışınız elinizden değil, kalbinizin kırıklığından. Kalbim kaldı mı ki kırık olsun? Ben tükenmiş, ölmüşüm artık. Hani bana söz vermiştiniz? Hani yardım edecektiniz bana? Çok rica etsem, piyano başına geçip çalışmaya devam eder misiniz? Hadi. Rica ediyorum. Bakın nasıl kendinize geldiniz. Bana kalırsa oğlunuzdan aşağı kalır yeriniz yok. İnatçı oluş bakımından. Biraz söz dinleyince her şey iyi olmaya başladı. Garip bir tarafınız var. Yalnız çocuklara değil, büyüklere de büyülüyorsunuz. Büyüden önce uykuyu düşünseniz. Vakit bir hayli geç oldu. Yarın sabah patronla randevunuz var pavyonda. Sanat hayatına dönmen müzik aleminde bir bomba tesiri yaptı Murat. Bütün gazeteler senden bahsediyor. Bense unutulduğumu sanıyordum. Sevilenler unutulmaz, özlenir sadece. Ne zaman hazır olursun? Parmaklarımın açılması için 2 ay ister. Ben aynı fikirde değilim. Tembellik etmek yok Murat Bey. Biz bir haftaya kadar hazırız efendim. Yalnızken bu derece neşeli olan bir çocuğun babasının yanında bu kadar ağırlaşması garip. Baba olarak bu sevgiyi beklemek hakkı. Sevgi beklenmez, hak edilir. Doğru. Levent karısının son hediyesiydi ona. Ondan kaçacağına, karısının bir parçası olarak ona bütün sevgisiyle sarılsaydı... bu kadar ıstırap çekmezdi. Göreviniz çok önemli. Ama inanın size çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Bu gece de onu babasının konserine götüreceğim. Büyük bir imtihan olacak benim için. Konserini senin tamamlaman lazım Levent. Her şeyi açıkça söyleyin doktor. Durumu tehlikeli mi? Maalesef. Nesi var doktor? Kalp. Ölecek miyim yoksa? Allah'tan ümit kesilmez. Evet, kesilmez doktor.
Beni yalnız bırak. Çalıyor. Onu ne kadar güzel yetiştirmişsiniz. Levent sizin eseriniz sayılır. Yaklaş. Yaklaş. Ağlamak istiyorum. Güzel çaldı. Evet, çok güzel çaldı. Tıpkı babası gibi. Evet, tıpkı babası gibi. Neden ağlıyorsun baba? Ağlamıyorum yavrum. Bir ayrılık havası var ağlayışında, yoksa... Gene bırakıp gidecek misin beni? Sana ters davrandığıma bakma, seni çok seviyorum. Ne olur beni affet babacığım. Artık seni hiç üzmeyeceğim. Hiç üzmeyeceğim vallahi. Üzmeyeceğim hiç. Sen de bizi bırakıp gitmesini istemiyorsun değil mi Leyla abla? Evet, istemiyorum evladım. Gitmeye mecburum. Onu daha fazla aldatıp... Daha fazla üzmeye hakkım yok. Bana en büyük yardımcı siz olacaksınız. Daha önce yemin etmenizi istiyorum sizde. Levent ne bahasına olursa olsun öleceğimi bilmemeli. Onu terk edip gittiğimi zannetmeli. Çok güç bir şey istiyorsunuz benden. Oğlumun mutlu olması için. Peki nasıl söyleyeceksiniz bunu ona? Bir takım yalanlarla kandırıp benden nefret etmesini sağlayacağım. Mecburum buna, mecburuz. İğreniyorum, nefret ediyorum senden. Yalancı, sahtekar insanın biriymişsin sen. Keşke babam olmasaydın. Git artık. Kasanda istemiyorum seni. Babam olmasaydın tokatlardım seni, yüzüne tükürürdüm. Dur biraz. Son defa soruyorum. Hakikaten gidiyor musun baba? Evet. Sana hakikati şimdi itiraf edeyim. Seni hiç sevmedim. Senden hep nefret ettim. Benim için bir çocuktun sen. Sana bir baba gibi değil... ...bir yabancı olarak tavsiyem var. Sen de sevme beni. Sen de nefret et. Sen de unut. Zaten sevmiyorum. Zaten nefret ediyorum. Zaten unuttum. Git, git artık! Thank you.
gitti. Beni bırakıp gitti Cici abla. Belki mecburdu yavrum. Böyle davranmaya mecburdu belki de. Nefret ediyorum, iğreniyorum ondan. Hiçbir baba onun kadar duygusuz olamaz. Yalancı, riyakar, basit bir insana... Sus! Böyle konuşmaktan men ederim seni. Dayanamayacağım. Yemin etmiştim ama her şeyi anlatacağım sana. Hayatta seni en çok seven insan... baban yavrum. Gidemezsin. Ölüm olsa beraber gideceğiz. Ölüme dahi olsa sen de bizle gelir misin? Yanınızda değil miyim zaten? Yanınızdayım. Artık hiç ayrılmayacağız. Hiç ayrılmayacağız.